CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan, resmini görebiliriz. Kütahya Belediyesi tarafından dağıtılan Evlilik ve Aile Hayatına benzer bir kitabın Pamukkale Belediyesi tarafından dağıtıldığını tespit ettiklerini bildirdi. Kitapta el sıkışıp tokalaşmak zinaya giden yoldur. Kadının saçını kesmesi, tıraş olması yasaktır. Kahkaha atmasına takıntılı kadınlar akıl ve ilim yönünden noksandır. Kadınlarla istişare edilmemeli, kadının söylediğinin tam tersi yapılmalı gibi ifadelerin yer aldığını söyledi. Anayasaya ve yasalara aykırı durumlar içeren bu ve bunun gibi kitapları kimler onaylamıştır? Bu kitabın yazarları hakkında ceza işlem yapılacak mıdır? Başka hangi belediyelerde bu tip kitaplar dağıtılmaktadır diye sordu. Doğru söylüyor tabii. Cezai işlem önemli değil de yanlışlık düzeltilmesi lazım. Mesnevi'de de aynı izahlar var. Rumi'nin. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarında da aynı izahlar var. Evet. Mesela bak Mesnevi'de diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi cilt 2 sayfa 563 beyit 2270 ümmet peki dedi ya bir çocuğa rastlarsak ya bir kadın çıkarsa karşımıza çocuk da dedi ki diyor bak kadında akıl yoktur. Aydın bir karara varamaz. Peygamber onunla danış dediğinin tersini yap. Düş yola dedi. Nefsini kadın tanı. Kadından beter tanı. Çünkü kadın parça buçuktur. Nefisse tamamen şerdir. Yani akıl almaz bir hakaret. Peygamberi de insanlara yanlış tanıtıyor. Kendisi de kadınlar hakkında çok galiz konuşmuş oluyor. Mesela kadında akıl yoktur diyor. Akıl yoktur ne demek ya? Kadın, bütün kadınlar. Hazreti Meryem'de akıl yok muydu? Hazreti Ayşe'de akıl yok muydu? Bütün kadınlarda diyor akıl yoktur diyor. Aydın bir karara varamaz diyor. Peygamber onunla danış dediğinin tersini yap dedi diyor. Yani kadına danışılacakmış dediğinin tersi yapılacakmış. Bu bir hakaret ve işkence bu. Nefsini kadın tanı, kadından beter tanı. Çünkü kadın parça buçuktur. Yani yarımdır, insan değildir diyor. Nefsini de diyor kadın gibi gör. Yani aşağılayıcı ve kötü bir şey olarak gör diyor. Ve nefsin de diyor tamamen şer olduğuna göre diyor. Ona göre olayı değerlendir diyor. Yani kadınlara akıl almaz bir hakaret var. E bu kitaplarda da var. Bu bir felaket. İşte kadına karşı zulüm olduğunda Allah bela verir. Allah uğursuzluk verir. Kadın dünyanın yarısı. Bu mazlum, mübarek varlıkları Allah nimet olarak yaratıyor. Böyle hakaret edilsin, aşağılansın, ezilsin diye yaratmıyor. Bu Allah'ın zoruna gider. Kullarına böyle zulüm yapılmasını istemez. O zaman intikam alabilir Allah. Mesela Mesnevi 1. cilt 3064-3065. beyitler Mevlana Celaleddin Rumi'nin. Kadınlara danışın. Sonra da ne dedilerse aksine yapın. E bu bir hakaret. Bir kadın için ne kadar acı ve zor bir şey bu ya. Yani o kadın sevgili olabilir mi? Ya bir adam düşün ki kadın ne diyorsa tersini yapıyor. Evet. Hadi yemek yiyelim diyor, yemeyeceğiz diyor. Sokağa çıkalım diyor, çıkmayacağız diyor. Mesela bir film seyredelim diyor, hayır seyretmeyeceğiz. Bu bela ya, çok korkunç bir şey bu. Kadının rüyası aklı noksan, canı zayıf olduğu için bak aklı noksan, canı zayıf olduğu için erkeğin rüyasından daha aşağıdır diyor. Mesnevi 6. cilt 4354. beyit. Ondan sonra işte homoseksüellik yayılıyor. Kadın sevgisi kalmıyor. Kadınlar nasıl makyaj yapar, nasıl dekolte giyinir, işte nasıl şöyle yapar, dans edemez, gülemez, edemez. Kadını garip bir varlık haline getirmeye çalışıyorlar. Kadın nefretini yayıyorlar. Ondan sonra da homoseksüel oluyor birçoğu. Bak Mesnevi 5. cilt sayfa 224 2460. beyit. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitabından. Kadınlarda hayvanlık sıfatları çoktur. Bak hakaret ediyor. Çünkü kadının gönlü renge kokuya akar. Yani hayvan gibidir diyor kadın diyor. Mesnevi cilt 4 sayfa 178 beyit 2210 Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitabından. Ey yolcu, yolcuyla danış. Bak, ey yolcu, yolcuyla danış. Kadınla değil, kadına danışma. Çünkü kadının reyi, kadının oyu, kanaati
seni topal eder. Kadının tersini hareket ediyor. Bu sırf kadınla ilgili bölümler. Dine, İslam'a akıl almaz derecede açık hükümlerle karşı olan uslubu var. Bizim yolumuzda diyor Müslümanlık yok diyor. E peki nasıl bir anlayış bu ya? Müslümanlık olmuyorsa senin yolun ne olmuş oluyor?